Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bu sonradan kaydedilmiş bir bilgilendirme mesajıdır. İzleyecek olduğunuz video olduğu gibi 2 ve 2,5 bölümlerinin birleştirilmiş halidir. Kürkçü Dükkanı Spotify hesabında ayrı ayrı yayınlanan bu bölümleri aynı konuya hizmet ettikleri için YouTube'da birleştirip öyle yayınlamaya karar verdik. Keyifli dinlemeler diliyorum. Hoş geldiniz sayın dinleyenler. Hepinize merhaba. Ben ve Mert keyifli dakikalar geçirmeniz için buradayız. Bir önceki kayıt denemesini Mert'i köpek kovaladığı için yarıda kesmek zorunda kaldık. O yüzden tekrar başlıyoruz kayda. Allah kahretmesin. Yani madem bölümün adı olduğu gibi biz de olduğu gibi her şeyi söylüyoruz o zaman. Evet arkadaşlar, az önce bir kayıt yapıyorduk. Bu arada sanırım bir bölümü ilk defa ikinci çekişimiz değil mi? Yani bundan önceki tüm bölümler ilk denemede başladık, çektik ve bitirdik değil mi Alperen? Aynen. Bu bir ilk oluyor yani bizim açımızdan bir ilk oluyor. Beni köpek kovaladı arkadaşlar sokakta. Eve gelmek zorunda kaldım ve kaydı da bu yüzden kapatmak durumunda kaldık. O yüzden bu bizim olduğu gibi iki bölümünü ikinci çekişimiz. Size de şimdiden keyifli dinlemeler diliyorum. Alperen nasılsın? İyiyim ya. Bugün keyfim yerinde. İzmir'in bu havaları hoşuma gidiyor benim. Biraz sonbahar esintileri başladı ufak ufak. Bugün özellikle kendini iyice gösterdi. Benim de en sevdiğim mevsimdir sonbahar bu arada. Ya Antalya'dan haber vermek gerekirsem burası çok sıcak. Hala buraya bahar havası gelmedi. Normalde burada bahar yaşanıyor gerçekten. Ve çok da güzel oluyor. Ben de buranın baharını çok seviyorum ama hala daha hava çok sıcak. Hala daha geceleri sıcaktan uyuyamadığım oluyor. Hani bazılarınıza şaka gibi gelebilir. Kasım geldi ama gerçekten öyle. Burası hala çok sıcak. İzmir bir tık daha erken ılımış. Buradan da Emre Hoca'ya bir kere daha selam olsun. Yok. Yapıyorum tabii. Her bölüm aynı şeyi konuşuyoruz, değil mi böyle? Bir de bir şey daha eklemek istiyorum Alperen. Müsaade var mı? Tabii buyur. Sadece iki kelime söylüyorum. Sonra pası sana devrediyorum. Hazır mısın? Evet. Ümit Özdağ. Bu arada plansız bir şeydi. Alperen'in bundan haberi yoktu. Bunu da buradan söylemiş olayım. Bizim zaten genelde yaptığımız çoğu şey plansız oluyor. Bir anda aklımıza geliyor ve okey olur tarzı cevaplarla bir anda eyleme geçiyoruz. Bu podcast kanalını açmamız da o şekilde oldu. Şans eseri ikimizin de uykusu gelmemişti. Sabah 4 civarıydı. Ya bir şeyler yapalım filan böyle. Bir şeyler olsa filan. Benim de hayalimdi bu arada radyo kanalı kurmak. Mert'le radyo kanalı kurmak, onu da belirteyim bu arada. Hani beraber okur muyuz falan filan düşüncesiyle böyle bir şeyler vardı kafamda. Yani bu da onun birazcık muadili gibi oldu ve sabah 4'te bir anda yatağımdan kalkıp podcast kanalı kurdum. Bu da, pardon lafını kestim, bizim hani podcast kanalının hikayesini de bir bakıma buradan vermiş olduk. Buyur devam et. Evet. Mert de sağ olsun beni destekledi, arkamda oldu. Bu şekilde başladık yani bu işe ve senle biz kaç senedir arkadaşız? 7-8 oldu mu ya acaba? Aynen 7-8'i geçiyor. 7-8 senedir Mert ve ben bir işin içindeysek orada planlı bir şey yoktur arkadaşlar. Ya bunu zaten bizim yakın çevremiz insanlar dinlediği için hani gayet tabii anlayacaklardır ama yani gerçekten çok doğru bir yorum yani Alperen. Aklımıza ne geldiyse o an yapıyoruz yani. Ve bu bize gerçekten hayat içinde hani bazı insanlar vardır bir şeyler anlatır ve o insanların bir şeyler anlatmasını can kulağıyla dinlersiniz. Çünkü hikayeleri gerçekten çok sürükleyicidir. Yani o insanlar kadar olmasa da kendimi o kadar hani yüce görmek istemiyorum, övünmek istemiyorum ama
yine de Mert sayesinde ve bu spontanelik sayesinde gerçekten bizim tabirimizle özellikle torunlarımıza anlatacak hikayelerimiz oldu. Bu konuda Mert sana gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Yani hayatımın 8 senelik döneminde gerçekten çok iyi anılar biriktirmemi sağladın. Gerçekten teşekkür ederim bu kadar iyi bir arkadaş olduğun için. Ya ben de sana çok teşekkür ederim. Ya onore oldum bu sözlerinden dolayı. Senin ne kadar anın varsa aynı şekilde benim de güzel anılarımın içinde hep sen varsın. Bundan sonra da olacaksın. Biliyorum ne kadar arada mesafeler olsa bile. Yeter ki gönüller bir olsun gibi klasik bir laf da vermiyorum şimdi araya. Öyle bir şey yapmıyorum. Biz klasikçiliğe karşıyız hep, değil mi? Duygusal ortamı da bozmadan devam edeyim. Gerçekten hani anılar biriktirme konusunda bizimki gibi sıkı bir arkadaşlığın ve bu hani spontanlığın çok yardımı oldu anılar biriktirme konusunda. Alperen, müsaade verirsen bir anı anlatmak istiyorum. Ya ne dersin? Tabii. Bir İstanbul anısı patlatalım mı bu bölümlük? Patlat ya, patlat. Gerçi aklımdan aynısı geçiyordu, biliyor musun? O zaman karşılıklı paslaşarak anlatalım. Uyar mı? Çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar, 2021 senesinin yazına hepinizi şöyle bir götürmek istiyorum. Bizim herhalde 12. sınıfı bitirdiğimiz sene oluyor, değil mi Alperen? Aynen. 12. sınıfı bitirdiğimiz sene ve hepimiz ilk defa YKS sınavına girmişiz. Büyük, hani hepimiz için büyük bir olay ne olursa olsun. Çok stresli bir dönemi arkamızda bırakmışız. Hani ve şey modu olur ya, hepiniz de biliyorsunuz zaten hani mezuna bile kalacağınızı bilseniz ya da üniversiteye kesin gideceğinizi de bilseniz bir rahatlık dönemi olur ya, hani artık sınav geçti moduna girerseniz, öyle bir dönemdeydik. Ve tabii ki de sınavdan ötürü çok yıpranmıştık. Hani stresli dönemler, stresli durumlar atlatmıştık. Tabii ki de tatile gitmek istiyorduk ve ben bir gün evde otururken, telefonda, Instagram'da kaydırırken bir reklam çıktı karşıma. Erdal Beşikçioğlu Bir Delinin Hatıra Defterini oynuyor İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta. Bunu görür görmez yaptığım ilk iş, Alperen bunu izleyelim diye sana mesaj çekmek oldu. Aynen. Ve benim de cevabım sadece şu oldu: okey. Yani gel çamlık gibi oldu biraz ama. Aynen. Ondan sonra tabii işte gidelim mi kardeşim, gidelim. Biletler ayarlandı. Şu oldu, bu oldu. Biz uçak biletlerimizi aldık. Gitmeye karar verdik. Uçak biletlerini, biz farklı yerlerdeydik sanki o zaman, değil mi? Ben evet. Muğla'da mıydım? Sen Muğla'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Muğla'ya yaptın. Ben Denizli İstanbul, İstanbul Muğla yaptım. Evet, tamam, doğru. Sonra sen bizde kalmıştın. Evet. Bir hafta kadar sanırım. Aynen. İşte uçak biletlerini aldık filan. Yani hayatımız gerçekten bu şekilde spontan olaylarla dolu. Bu da bir örneğidir. Uçak biletlerimizi aldık. Bir anda karar verdik. Bir anda. Ve oteli araştırdık. Oteli de internetten bulmuştuk sanki, değil mi Mert? Aynen. Buradan. Belki orayı bipleriz şu anda, bilmiyorum. Reklama girmesin ama. Yani otel mi deyince aklınıza ne geliyorsa o siteden bulduk arkadaşlar. Belki biplemişizdir orayı. Her ihtimalle karşı diyorum. Neyse işte oteli ayırttık. Her şey tamam. Bu arada bunlar yapılırken elbette biz gitme kararını spontan bir şekilde aldık. Ama daha sonrasında plan yaptık. Gezi planı yaptık. Çünkü hayatımızda kendi başımıza ilk defa İstanbul'a gidiyoruz ve İstanbul o zamanlar bizim gözümüzde ütopik bir yere sahipti. Doğru mu Alperen? Aynen öyle. Çok böyle sanat kokan bir şehir gibi geliyordu. Ya hala öyle aslında da, hani bu da başka bir videonun konusu. Buradan da bir selam çakalım Evrim Ağacı'na. hala öyle de.
gezi planı yaptık. Hani şuraya gidelim, buraya gidelim diye toplamda 3-4 gün orada geçireceğiz. Bir günü tiyatro, hani kalanını da planladık bir şekilde. Neyse, otelimizi ayarladık. Bunu yaparken de tabii bazı şeylere dikkat ettik. Yani ne zaman gideceğiz, ne zaman döneceğiz, işte nasıl gideceğiz, nasıl döneceğiz falan. Bu anlattığım 2021'in Temmuz'unun 6'sı. Aynen. Temmuz 6'sında gidiyoruz. 9'unda akşam geri dönüyoruz. Planımız bu şekilde. Yani yazın ortası, tam olarak ortası. Neyse, aldık işte biletlerimizi, gittik İstanbul'a doğru, bir inişe doğru bir geçti bizim uçaklar. Bir baktık hava kapalı. Hava durumuna bakmak da aklımıza gelmemiş bu arada. Ona hiç bakmadık çünkü Temmuz'un ortasında insan hava durumuna bakmaz yani doğal olarak. Ve şöyle bir saçmalık var. 30 gün Temmuz, 6'sı 7'si 8'i yağmurlu, kalan 27 gün güneşli. Yani Aynen. bizim iki andavalın orada bulunduğu 3 gün yağmurlu, kalan bütün günler güneşli. Yani estağfurullah mı dersin, ne derseniz yani işte neyse, bir şey de demiyorum. Şanssızlığımıza geldi yani biraz. Şanssızlığın dibi yani. Neyse, biz de dedik tamam, yağmurlu olsun yani, ne fark eder, İstanbul aynı İstanbul diye düşündük. Bu arada çok ciddi bir yağışla da karşılaşmadık ama ara ara gene de yağdı sanırım, değil mi Alperen? Ya ben sadece şey diye hatırlıyorum ya. Çiseleme oldu. Aynen ama tiyatronun olacağı günün bir önceki günü çok yağmıştı. Doğru. Evet, olabilir. Neyse, biz yani kaderimizi kabullendik. Bu arada şu detayı da vereyim de önden. Bizim aldığımız, bilet aldığımız tiyatro açık hava tiyatrosu. Aynen. Neyse. Biz işte oraya vardık. Normal şeyimize göre, planımıza göre hani gideceğimiz müzeleri, sanat galerilerini falan geziyoruz. Bir gün falan geçti sanırım. Tiyatrodan bir ya da iki gün önce benim telefona bir SMS geldi. Buyur bakalım şimdi. Tiyatro ertelenmiştir. Biletleriniz iade, isterseniz iade edebilirsiniz diye. Bir işte bilet firmasından mesaj geldi telefonuma, SMS geldi. Sen de devam et. Ya ben ondan önce geriye dönüp şu detayı da eklemek istedim. Kusura bakma bölüyor gibi oldum ama. Yok, önemli değil. Biz indik uçaklardan, gittik otele. Otelimizin bulunduğu konum bu arada Taksim Merkez Camisi'nin hemen aşağısındaydı. Yani İstiklal Caddesi üstünde neredeyse. aynen İstiklal Caddesi'nin en üstünden bir otel. Ve çok da sağlıklı olmayan bir otelde ucuz olduğu için biz o şekilde bir tercih yaptık. Fazla detay etme. ilk gün İstanbul'un verdiği bir sarhoşluk mu diyeyim, kapıldık yani ve inanılmaz fazla gezdik. Gerçekten Mert benim telefonum 22 kilometre yürüdüğümüzü gösteriyordu o gün. Abartısız o şekildeydi. Gerçekten öyleydi. Şu şekilde anlatayım. Bilen arkadaşlar kafalarını da aşağı yukarı canlandırsınlar. İstiklal Caddesi'nin en üstünden tarihi Yarımada'nın öteki ucuna kadar, yani Galata Köprüsü'nün başladığı yerden tarihi Yarımada'nın öteki ucuna kadar yürüyüp geri geldiğimizi düşünün otele arkadaşlar. Ve bunun bir kısmı daha otele gitmeden elimizde valizlerle. Aynen öyle. Yani valizlerle gezdik. Sonra oğlum biz ne yapıyoruz deyip gidip otele yerleştik. Sonra bir daha gezmeye devam ettik. Böyle bir manyaklık yani bizimkisi. İstanbul sarhoşluğu diyorum ben buna. Aynen öyle. Çok güzel bir tabir oldu. Bu arada yaptığımız aptallık da şuydu. Toplu taşıma kullanmadık arkadaşlar. Yani Taban. İstanbul'u az çok bilenler varsa, hani bilenler bilir gibi oldu bu da, İstanbul'u bilenler varsa ne kadar hani yürümeye namüsait bir şehir olduğunu bilir. Şehir 9 boyutlu arkadaşlar. Yani 3 boyutu çoktan aşmış. Yani yukarıda olan bir yere, yokuş yukarı görünen bir yere yokuş aşağı inerek falan gidiliyor. Yani o tarz bir şehir İstanbul.
Evet ya, yani bu rota üzerindeki bir sürü yere gezdik, bir sürü yeri gezdik. O günümüz gerçekten çok verimli geçti ve Topkapı Sarayı'na vardığımızda sonunda artık vücutlarımız bize ihanet etti mi diyeyim, artık biz mi onlara ihanet ettik? Orası birazcık tartışılır ama Ya müsaade biraz vermedi. akılsız başın cezasını ayaklar çekti. Ya gerçekten nedensiz bir biçimde toplu taşıma kullanmadık ve tamamen bizim zararımıza oldu. Halbuki sen toplu taşıma çok da gelişkinmiş ve kullanabilirmişiz gayet. Ama biz her yere yürüyerek gittik. 4 gün İstanbul tatilinde bir kere bile toplu taşımaya binmedik ve her yeri de gezdik yani. Düşünün bunun nasıl bir şey olduğunu. Evet ya, ve o rota üzerinde bir tane bile çeşme yoktu arkadaşlar. Bu detayı da özellikle vermek istedim. Yani suyu satın aldık. Hatta almadık, susuz kaldık yani. Sudan Cebimizde tasarruf. de aynen. Cebimizde de çok da para yoktu. O gün hiç yemek yemedik. Akşama kadar aç susuz dolandık arkadaşlar. Ve akşam Taksim'e geldiğimizde bir tane tavuk dönerci bulduk. Bilirsiniz o öyle yerleri. İlla ki filmlerden, dizilerden görmüşsünüzdür. Böyle meyve Taksim'in suyu karışımı. İstiklal'in başında ya. Aynen böyle meyve suyu karışımı, ıslak hamburger, döner satan tarzı yerler olur ya böyle. Oradan döner yedik. 20 liraya. Yarım ekmek yedik. O zamanlar 20 liraydı. Hayatımda yediğim en güzel dönerdi. Muhtemelen değildi ama o benim aklıma öyle yazıldı gerçekten. Hayatımda yediğim en tatlı dönerdi. Alperen, bir flashback daha yapmak istiyorum izninle. Hatta 2 tane yapacağım. Bir Evet, tane tabii. İstanbul'dan biz Sabiha Gökçen'e indik, sonra havalimanı servisiyle işte Fatih'e doğru, işte İstiklal ya da bizi nerede bırakıyorsa oraya gittik. Sonra otele gideceğiz, otelimize gideceğiz. Otelin yerini bulamadık. Google Maps'te çalışmıyor. Yani çalışmıyor yani, nedense çalışmayası tuttu. Biz oteli arıyoruz, Google Maps'e bakıyoruz, bilmem ne bir şey. İstanbul'un ilk gerçekliğinin bizim suratımıza çarpışı şuydu. Birine yol soracağız, İstiklal Caddesi'ni soracağız. Adamı çeviriyoruz, adam yabancı. Biri tamam olabilir, birini daha çevirdik o da yabancı. En sonunda birini daha çevirdik o da yabancı çıktı. Yani çevirdiğimiz ilk 3 kişiden 3 de Türkçe bilmiyor. Böyle bir durum. İkinci büyük saçmalık da biz İstiklal Caddesi'ne gitmeye çalışıyoruz. Halbuki sen biz zaten İstiklal Caddesi'ndeymişiz. Evet. Yani Sorduğumuz kimse de bilmiyorum dedi yani. Herkes bilmiyorum dedi. ya kimse bir şeyin farkında değil. Hani böyle gibi bölümü gibi bir durumdu yani o bizim bu. Ya İstiklal Caddesi'ndeyiz. İstiklal Caddesi'ni arıyoruz ve etrafımızdaki kimse Türkçe bilmiyor. Yani acizliğimizi düşünün. Sonra işte güç bela bir şekilde bulduk oteli, gittik, yerleştik. Sahibi de çok, nasıl diyeyim, hani böyle İstanbullu olmuş bir insandı artık. Hani iyi veya kötü demeyeceğim ama iyiydi gene de her şeye rağmen. Hani bizi şey yaptı yani, değil mi Alperen? Ağırladı yani. Kral adamdı o ya. Bize indirim yapmıştı sanırım. Öyle Evet, öyle hatırlıyorum. bir şeydi, evet. Aynen. Ama hani çok çok fazla insanla haşır neşir olduğu belliydi yani, İstanbul orası sonuçta. Evet. Bir de Taksim'deki bir otelden bahsediyorsun yani. Dışarıdan bir insan İstanbul'a gelince ilk Taksim'e gider diye düşünüyorum. Ama gerçekten yani ne olursa olsun o ilk İstanbul'la böyle hani büyüklüğüyle ve etkileyiciliğiyle karşılaştığımızdaki o hani bizdeki büyülenme hissiyatını hatırlıyor musun sen de? Evet ya. İstanbul'un gerçekten son güzel dönemine denk geldik orada. Bir daha da haberlerden filan takip ettiğimiz kadarıyla, sosyal medyadan filan takip ettiğimiz kadarıyla söylüyorum. Bir daha da o güzelliği yani yakalayamadığını düşünüyorum. Yani yakalayamadığı da yanlış oldu da o güzelliği elinden kaçırdığını düşünüyorum İstanbul'un. İnsanların suçu gerçi de.
Çok da bu konulara da değinmeyeyim şimdi. Ya katılıyorum sana. İstanbul anısının devamı niteliğinde bir bölüm bu. Mert direkt top sana atıyorum. Anlatmak istediklerine devam edebilirsin şimdi. Tabii bir önceki bölümde hani İstanbul hani spontanlıkla ve nasıl gittiğimizle ilgili konuştuk. Hava durumundan bahsettik. Toplu taşıma kullanmadığımızdan bahsettik. En son sanıyorum Topkapı'da kaldık. Çeşme olmadığından bahsettik bir de. Hemen şöyle kısa bir özetleyeyim dedim. Hem kendi kafamda hem de dinleyenler için. Hani bu bölümü daha sonra dinleyecekler için. Topkapı'dan ben konuya devam edeyim. Tüm gün hani İstiklal'den Tarihi Yarımada'yı dolaşarak Topkapı'ya, hani Gülhane'den geçerek Topkapı'ya vardıktan sonra Topkapı'nın bizim düşündüğümüzden daha büyük bir yer olduğunu fark ettik. Ama biraz geç fark ettik. Oraya vardık ve bilmeyenler için söyleyeyim. Altı avluya ayrılmış bir şekilde geziyorsunuz Topkapı Sarayı'nı ve her bir avlusu bir müzenin üç katı büyüklüğünde. Yani ortalama bir müzenin. Yani orayı gezmek için başlı başına bir kondisyona sahip olmanız lazım. Yani bundan sonra Topkapı'ya gidecekseniz eğer öncesinden biraz şöyle bir antrenman, idman yapın, bir ter atın falan. Sonra yarı yolda şey yapıp kalmayın, nefeslenip kalmayın diye söylüyorum. Tabii işin şakası bir yana gerçekten çok 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 büyük bir saray ve hani konumu manzarası da inanılmaz. Alperen o boğaza doğru bakan manzarasını hatırlıyor musun Topkapı'nın? Gerçekten öyle inanılmaz. Beni var ya, çok büyülemişti o manzara gerçekten. Yani padişahlar ağzının tadını biliyormuş dediğim bir andı yani. Kim yaptırmıştı orayı ya? Ya çok emin değilim ama Osmanlı dönemi eseri değil mi? Aynen. Zaten İstanbul fethedildikten sonra yapılmış olması lazım herhalde Ya de. herhalde 1500'ler 1600'lerdir diye düşünüyorum ama emin değilim. Tam daha ciddi içerikli bir hani podcast olsa araştırırdık ama şu anda adı üstünde olduğu gibi de konuşuyoruz. Hani spontan geliştiği için bu bilgiye şu anda sahip değilim. Ama evet sanırım ve herhalde olduğu gibiden aman ne olduğu gibisi. İstanbul'un fethinden sonra yapılmış. Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kim diyor? Kimdi? Hazreti Ömer. Buradan da Aykut Elmas abimize selam olsun. Bir gün belki onunla da bir podcast gelir yani hayat bu ne getireceği belli olmaz. Bu arada bir noktaya değinmek istiyorum. Alperen şu an senin de bundan hiç haberin yok ve tamamen ortaya bir şey açıyorum. Sence de Aykut Elmas ve Halil İbrahim Göker bizim gizliden gizliye idollerimiz değil miydi? Yani gizliden gizliye derken hani böyle hiç böyle bir şey konuşmadık 8 senelik arkadaşlığımız boyunca ama sanki alttan alta böyle bir şey vardı yani. Ne diyorsun? Ya gerçekten ya tam olarak idolden ziyade bizim daha yaşlı hallerimizmiş gibi düşündüm ben hep onları. Yani hiç böyle onların hareketlerinden bir şeylere özenme tarzı yaklaşımlarımız Yok nesel. yok o bakımdan değil de hani bizim daha idealize versiyonlarımızmış gibi sanki o ikisi. Evet, ya bunu ben de düşündüm gerçekten. Senin bana Aykut'a benziyorsun yorumların aklıma geldi. Ya arkadaşlar Allah aşkına yazın. Yani bize bir şekilde ulaşın. Alperen'i Aykut Elmas'a benzeten bir tek ben miyim ya? Ya bana attığı bazı fotoğraflar var. Yemin ediyorum bunu public olarak yayınlasam var ya sen de millet Aykut Elmas'sın diye fotoğraf çekilmeye gelir. Bu kadar söylüyorum. O hafif bir lavuali tip oluyor bazen senin fotoğraflarda. Tam bir Aykut Elmas'sın yani orada. Ya oğlum konudan çok saptık ya. Tam bir olduğu gibi konsepti bir bölüm oldu yani şu an. Adamlar, dinleyiciler bir gelecek İstanbul anısının devamı için Aykut Elmas'la şey Ya konuşuyor. bu arada bugün ben AVM'ye gittim. Bir tişört ihtiyacım vardı. Bir tişört alayım diye. Ya hani normal güzel dediğim tişörtler hani bu ha bu güzelmiş dediğim tişörtler çok pahalı. Daha ucuzları da hani böyle alıp da giymeyeceğiniz tarzda şeyler ve
hani üstüme başıma bir şeyler almayalı da çok oldu gerçekten ama sanki tüm markalar çizgisini bozmuş gibi geldi bana ya. Alperen sen de böyle bir şey hissettiğin oldu mu? Ya evet, oldu. Sadece kıyafet sektöründe de değil bu arada. Herhangi bir şeyde yani daha çok para verip daha az kaliteli bir şeyler, bir hizmet aldığım veya bir şeyler satın aldığımı düşündüğüm çok oldu. Ya ekonominin kötülüğüyle de alakası olabilir bunun tabii de. Ama fazla da daha fazla da şey yapmadan, alakasızlaştırmadan anıya doğru geri dönelim. En son Topkapı Sarayı'ndan bahsetmiştik. Ondan sonrasına ben izninle devam ediyorum Alperen. Yarıda kalmasın. Tabii ki. Neyse işte bu şekilde hani bir iki günümüzü geçirdik. Fakat tiyatronun iptal olduğunu öğrenmek bize çok koydu. Biz de ismini vermeden söyleyeyim. O açık hava tiyatronun gerçekleşeceği açık hava tiyatrosuna gitme kararı aldık. Açıkçası giderken de hani net bir şey yoktu kafamızda. Sadece hani gene bir spontanlık vardı açıkçası. Bir gidelim bakalım dedik. Ne getirirse artık hayat mantığıyla oraya gittik. Kapıda bir bekçi vardı. Dedik ki biz işte yetkili biriyle görüşmek istiyoruz dedik. O adam da siz kimsiniz, ne oldu, neden falan filan derken orada işte çalışan genç çocuklar vardı. Biz bir şekilde o gittiğimiz açık hava tiyatrosunun operasyon müdürüyle görüşme fırsatı yakaladık. Doğru mu Alperen? Evet ve cebimizde otele verecek bir günlük daha para olmadığı için bir gün orada çalışma fırsatını sunmuştuk onlara. Ya şöyle anlatayım. 6 Temmuz 9 Temmuz tarihlerinde biz orada kalacağız diye bir önceki bölümde anlatmıştım. Tiyatro 12 Temmuz'a ertelendi ve bizim 9'dan 12'ye kadar daha fazla İstanbul'da kalmaya paramız yoktu. Biz de bir şekilde nasıl bu tiyatroyu izleyebiliriz diye hani bir kendimizce çözüm yolları arıyorduk ve hani bunlardan bir tanesinde gidip adamlara bu durumu izah etmek olduğunu düşündük. Gittik oradaki adamlara işte böyle böyle söyledik, durumumuzu anlattık. İşte Alperen'in söylediği çalışma olayından bahsettik. Oranın operasyon müdürü bize ne dese beğenirsiniz. Hadi bakalım Alperen. Hatırlayamadım lan, ne demişti? Durumunuzu anlıyorum ama bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Size tavsiyem Erdal Bey'in kendisine sosyal medya üzerinden durumunuzu anlatın. O böyle bir durumda yardımcı olacağını düşünüyorum. Şansınızı deneyin dedi. Hatırladım şimdi. O öyle demesinin ardından biz de şeye indik, Beşiktaş'a indik değil mi sanırım? Evet. Şeye Orada İBB'nin denize sıfır bir kafesi vardı. aynen oraya gittik, oturduduk, iki 5 tane liraya çay çay içtim. söyledik. Aynen o detayı da verelim. Hayatımda içtiğim en iyi çay. Aynen. Boğaz manzaralı, Boğaz'ın dibinde 5 lira arkadaşlar. Yani 2021 yazında 5 liraya iki tane çay içtik. 5 Ya 5 o liraya. zamanın da ucuz bir parasıydı ama. Ya Aynen. Boğaz'da bir kafe için. Evet. Sonra açtık Twitter'ı mı, Instagram'ı mı, kara kara düşünüyoruz. Instagram'dan. Instagram'dan değil mi? Evet. Kara kara düşünüyoruz. Ne yazsak, ne yazsak, ne yazsak filan diye. Ben bir şey Kendimizce söylüyorum. aynen kendimizce mantıklı bir metin hazırlamaya çalışıyoruz. Aynen ve hazırladıklarımızı da beğenmiyoruz sürekli. Aşağı yukarı 1-2 saat vakit geçirdik biz orada. Sonra bir şeye karar verdik ve mesajı yolladık Mert. Erdal Bey'e gönderdik mesajı. Tabii adam bize böyle söylediği için yani operasyon müdürü bize İletişime geçin dediği için biz de ister istemez umut oluştu. Umut fakirin ekmeği gibi oldu biraz. Bizde bir umut oluştu. Acaba görür mü? Bize yardım eder mi falan filan diye. Ama sonuç gene hüsran gene hüsran. Bakmadı mesajımıza. Biz de tiyatro defterini bu şekilde kapattık. İstanbul'da hani daha fazla gezdik. Sağa sola gittik. Sonra Muğla'ya döndük. Değil mi Alperen?
Bu arada mesaj atma fikri Erdal Beşikçioğlu'na hiç de mantıklı bir fikir değil. Çünkü yani kendisi zaten sosyal mecralarla çok haşır neşir olan bir adam değil. Bizim mesajımızı görmemiş olmasını ben çok doğal karşılıyorum. O zamanlarda karşılamamıştım ama şu anda onu doğal karşılıyorum. Yani daha realist bir çözüm aklımıza da gelmedi. Aklımıza gelse uygulardık ama tiyatroyu izleyemeden İstanbul'dan dönmüş olduk. Ama yine de bu spontane şekilde karar verdiğimiz, bir anda gitmeye karar verdiğimiz İstanbul gezimizden bir sürü şu anda da aklımıza gelmeyen daha çok hatırayla ayrıldık. Çok tatlı bir zamandı bu arada. Ve kesinlikle hani yaptığımız en iyi işlerden olduğunu düşünüyorum Alperen, bize İstanbul'a gitmemizin. Gerçekten öyle ya. Yani o olaydan sonra yani hayat mottom şey oldu. Bir şeyi yapmak canın istiyorsa yapacaksın arkadaşım. Hayata bir kere geliyorsun. Yani çok da şey kafalarında bir insan değilim bu arada. Carpe diem, anda kal falan filan mevzularında da değilim. Ama sınırlı bir vaktimiz var. Yani iyi vakit geçirebildiğiniz kadar iyi vakit geçirin. Anı biriktirebildiğiniz kadar biriktirin. Bu arada müsaadenle bir dipnot eklemek istiyorum. Bu Erdal Beşikçioğlu anısının siz ortak, yani Alperen'le benim ortak olan noktasına kadar şu anda dinlediniz. Ama bu hikayenin öznel olarak benim için daha devamı da var. Ama belki yani gelecek dönütlere göre ya da belki başka bir zaman onu da anlatabilirim. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar, yapmak istediğiniz ne varsa yapın. Çünkü hayat sizin hayatınız. Bir kere geliyoruz bu hayata ve evde oturup pinekleyerek boşa geçirilecek bir hayat olmadığını düşünüyorum. Maceraya atılın. İnsanların yapamayacaksınız diyeceği şeyleri yapmaya çalışın. Gerçekten hayatın pozitifliğinin bu olduğunu düşünmeye başlıyorum gün geçtikçe. Çünkü yani milletin sizin önünüze taş koymaya çalıştığı şeyler sizin için birer hikayeye, birer anıya dönüştüğü zaman kendinizi çok çok iyi hissediyorsunuz. Özellikle de sizinle o anı paylaşan güzel bir dostunuz varsa yanınızda, hayat gerçekten yaşamaya değer oluyor. Çok güzel özetledin. Bu arada hani bir önceki bölümde de şeyinden kurtulmamız lazım Alperen. Çünkü bir önceki bölüm her zaman bir önceki bölüm olmuyor. Farkındasın değil mi? Aynen öyle. İsim söylememiz lazım. Dur bir daha alacağım arayı. Ne diyeceğimi de unuttum. Dur. Vallahi unuttum, yemin ederim. Kendi kendime unutturdum. Ne diyordum ben? Bir önceki bölümde diyordum. Bir önceki bölüm neydi? Olduğu gibi iki. Ya oğlum, o zaman iki öncekiymiş kastettiğim. İleri geri mi? Evet. Oğlum bir kere daha Ümit Özdağ desem çok komik olmaz mıydı? Her bölümde diyoruz ya. Oğlum bir şey diyeyim mi? Söylesek mi lan sürekli? Ne diyorsun? Bu nasıl bir teklif? Sürekli Ümit Özdağ mı desek? Ne demek oğlum? Oğlum bizim metaforumuz olur işte ya. Kötü mü? Oğlum günün birinde Ümit Özdağ konuk aldığımızı düşünsene buraya ya. O adam konuşmadan gider. Selam verir be en azından. Ha, hatırladım ne diyeceğim. Bundan iki önceki bölüm ne oluyor Alperen? İleri geri üniversite 2. Ha tamam. Bu arada ileri geri üniversite 2 bölümünde de söylediğim gibi hani bizim burada verdiğimiz tavsiyeler diyeyim hep arkadaş tavsiyesi. Hani böyle üstten birisi ya da bir abi size bir
öğüt veriyormuş gibi görmeyin. Hani bizim öyle bir amacımız yok. Biz sadece burada dost ortamında arkadaşlarımıza ne söyleyeceksek burada da onu paylaşıyoruz. Hani öyle bir izlenim edinmek istemediğim için bunu ikinci defa dile getiriyorum ben. Buyur Alperen. Evet evet ya biz hani şey gibi bir kastımız da yok aslında. Bizim hayat tecrübemiz çok ve size öneriler veriyoruz tarzında da bir yaklaşımımız yok. Biz sadece keyifli muhabbet eden iki tane insanız yani. Kendi deneyimlerimize dayanarak çıkardığımız dersleri filan size aktarıyoruz. O yüzden bizi yanlış anlamamanız bizim için önemli gerçekten. Bu konuya da değinmiş olduk. Süreyi de daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten hani peşi sıra olduğu için yeterince uzun olacaktır. Hani sizin için de. Bence bu kadarlık yeter diyorum. Ne diyorsun Alperen? Bence de yeterli ya. Zaten anlatacak çok da bir şeyimiz kalmadı artık. Süreyi de bayağı geçirmişiz bu arada. Bu konuya da değindiğimize göre artık daha da fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü bu bölüm zaten hani bir öncekinin devamı niteliğinde olduğu için hani tek bir bölüm olarak düşünürsek epey bir uzun konuşmuş olduk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Teşekkür ederiz hepinize. Umarım keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayabilmişizdir. Sıcak bir Antalya akşamından ve yağmurlu bir İzmir gecesinden size selamlar gönderiyoruz efendim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.